Türkiye Nerenin 3. ve son bölümündeyiz. Konuklarım Faik Öztürak ve Bartu Soral. Sırada AKP seçmeni var. Şimdi doğruları konuşmak lazım. Tabii biz bir yandan neden Cumhuriyet Halk Partisi boyu alamadı derken, diğer taraftan da enteresan bir tablo var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönem en başarılı olduğu mücadele alanlarından biri şeker fabrikalarıydı. Yani şeker fabrikalarının kapatılması ile ilgili, insanların işini kaybetmesi, ilçenin güç kaybetmesi, ilin güç kaybetmesi ilgili çok büyük bir mücadele verildi. Seçim sonuçlarına baktığımızda 16 fabrikanın kapatılan bulunduğu ilin birinde, o da sizin Trakya bölgesinde Kırklareli Alpullu, bir orada sadece Cumhuriyet Halk Partisi verdiği mücadelenin karşılığını almış ama 15 ilde, hatta fabrikanın bulunduğu, kapatıldığı ilçe dahil AKP %50'nin üzerinde oy almış. İkincisi, mesela Çorum'da 380 bin civarında nüfusu var. 530 bin icralık dosya sayısı var. Çorum çökmüş, bitmiş. Ama AKP o %50'nin üzerinde yine. %60'a yakın bir oy var. Şimdi bu seçmen tavırları eğer, hani hep derler ya, Türk halkı cebine göre davranır, ekonomiyle ilgilenir, oyunu da ekonomik durumla ilgili götürür, verir. Şimdi bu sonuçlara baktığımızda, mesela şeker fabrikaları olsun, bu icra dosya, mesela Soma, 301 insanını kaybetti yine AKP önde. Sayın Başkan, insanın hafızası zorlanıyor böyle durumlarda. Şimdi bilmiyorum, hiç rakamlara baktınız mı Fatih Bey? Yani bir kere genel olarak baktığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranı Haziran'daki seviyesine düşmüş. Bir onu bir görelim. Evet, doğru. Kaç puan düşmüş? %7'ye yakın düşmüş. 42'ye gerilemiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye genelinde oyunu arttırdığı sadece 11 tane il var. 70 tane vilayette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu düşmüş. Cumhuriyet Halk Partisi 31 tane vilayette oyunu arttırmış. Geri kalanında düşmüş. Şimdi burada özellikle ana muhalefet partisine çevrilen bu spotların altında ana muhalefet partisine yüklendikçe öbür tarafta ne oldu onu görmüyoruz. Şimdi açık söyleyeyim, seçmen bir fatura Haziran'da nasıl kestiyse 2015'in Haziran'ında bir faturayı bu dönemde de kesiyor. Bunu görelim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde parti olarak baktığımızda oyu en çok düşen parti. Bu yani cebi yanmaya başladığı zaman seçmen reaksiyon verir. Ama söylüyorum, yani bir ciddi 2001 yılında olduğu gibi böyle büyük büyük bir alt üst oluşta daha henüz Türkiye karşılaşmadı. Dolayısıyla da daha henüz böyle çok yaygın sıkıntı hisseden kitleler yok. Ama korku var. Şimdi korku var. Bu korku nasıl çalıştı? Neyin korkusu var onu söyleyelim. Biraz önce hocamla onu tartışıyorduk. Türkiye borca batırılmış vaziyette. Bu borca batırılmışlığın vermiş olduğu bir korku var. Ya gelirim artmaz mı? İşsiz kalır mıyım? Bu borcumu ödemezsem evimi kaptırır mıyım, arabamı kaptırır mıyım bankalara diye insanlarda bir endişe var. Şimdi iki şeyle karşı karşıya. Ya yepyeni bir şeye gidecek, buradan kurtulacak. Birileri çünkü ona vaat ediyor, gel diyor. Burada ben yepyeni bir şey yapacağım, senin gelirini arttıracağım diyor. Ve seni borçlandırmayacağım, aksine üretimden yana politikalar izleyeceğim. Ve senin gelirini arttırmak suretiyle de seni borcunu ödeyebilir hale getireceğim diyor. Orada da birileri var, bu borcu ona vermiş. Şimdi diyor ki hayır merak etme ben sana istikrar getireyim. Şimdi adam borcun altında endişe ederken o bugüne kadar yönetip arkasında o borcu da batmaması hususunu devam ettirenin size karşı bir avantajı var. Açık söyleyeyim. Öyle giriyorsunuz. Fakat aslında Adalet ve Kalkınma Partisi işin hangi noktaya geldiğini AKP farkında. Bakın
biraz önce onu konuşuyorduk. Buyurun. Yanlış bilmiyorsam Nagihan Alçı hanımefendinin bir yazısı var, hanımın bir yazısı var. Orada diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi Daron Acemoğlu'nu ekonominin başına getirmeye niyetliymiş. Şimdi Daron Acemoğlu bütün dünyada hakikaten takdir gören bir iktisatçı. Çok da önemli bir iktisatçı ama bu en azından kendi kredibiliti, kendi güvenilirliklerinin nasıl yerlerde süründüğünü gördüklerinin ve ithal bir şeyle, adı nedir o, iktisatçıyla çalışmaya karar verdiklerini ortaya koyuyor. Ha bunun devamı nedir diye sorarsanız beraber onu da tartışırız. Bence ben devamında Arjantin'in kaderini görüyorum. Nedir Arjantin'in kaderi? IMF kapısına geri dönmek. Yani şu anda Türk ekonomisinin içinde bulunduğu tablo IMF kapısına, Uluslararası Para Fonu'nun kapısına işaret ediyor artık. Ve model işte biraz böyle şeye benziyor. 2001'deki kredibilitesi olan bir ismi, uluslararası güvenilirliği olan, kendi güvenilirliği olmadığı için dışarıya ikna edebilecek bir ismi getirmek, arkasından da muhtemelen bunun arkasından da şey gelecektir. Ben tabloyu tahmin edebiliyorum. Diyecekler ki şimdi bak şimdi bir an önce gidin siz bu IMF'den bu krediyi alın. Çünkü bu yükselen piyasa ekonomileri giderek daha dara düşecekler. Evet. Müşterisi çoğalacak. Müşteri çoğaldığında bunun maliyeti size daha fazla olur. Gidin oradan bir an evvel krediyi alın falan laflarını da mutlaka dinliyorlardır, duyuyorlardır. Onu da söyleyeyim yani. Bu da vardır ortada. Ve şey olmasın yani bu hani hep kötü kehanetlerde bulunuyor olmasın ama büyük bir olasılıkla bu iktidar ben bitirdim, IMF kredisini ben bitirdim diyen bu iktidar sonunda yeniden IMF kapısına dayanmak zorunda kalabilir. IMF Başkanı biz Türkiye'ye kredi vermeye hazırız açıklaması yaptı. Ancak bir başvuru olmadığını söyledi. Şimdi tabii şu anda bir başvuru yok ama IMF Başkanı neden biz Türkiye'ye kredi vermeye hazırız desin ki? Demek ki bir ihtiyaç olduğu konusunda belli mahfillerde bir tartışma var. Evet. Yani onun için ben baştan beri şunu söylüyorum. Hakikaten Türkiye'nin durumunu tartışmak ve bunun üzerine açıkça ciddi şekilde ışık tutmak durumundayız. Gelinen nokta budur. Ve maalesef vatandaş bugün kurtarıcı sandığının çok kısa süre içinde öyle kurtarıcı falan olmadığını ve kendisiyle ilgili ciddi sorunlara yol açacağını görecektir. Ama bunu telafi etmenin bir olasılığı doğmayacak ki önümüzdeki günlerde. Mesela vatandaş sonuç olarak parlamentodaki aritmetiği değiştirecek hali yok. Bu seçimlerin sonucunu değiştirecek hali yok. İktidar istemezse ya da Milliyetçi Hareket Partisi zorlamazsa... Ben şunu söyleyeyim. Demokrasilerde tabii rahmetli Demirel'in çare tükenmez diye bir lafı vardı. Ciddi sıkıntı yaratırsanız, vatandaş çok ciddi şekilde daralma noktasına gelirse... orada demokratik çare bulunur. Sandık tekrar milletin önüne gelir. Millet talep eder, sandık tekrar milletin önüne gelir. Bundan önceki dönemlerde de olduğu gibi. Ama dediğim gibi o nedenle de iktidarın bu işi düzgün götürme şeyi vardır, opsiyonu vardır. Ama benim gördüğüm kadarıyla götüremeyecektir. Yani eğer dışarıdan artık isim aramaya başladılarsa, dışarıdan kahraman getirme noktasına geldilerse durumları vahim demektir. Bu ikinci Kemal Derviş modeli gibi bir model mi acaba? Çünkü onun da gelişi krizli ve sıkıntılı bir döneme denk gelmişti. Türkiye'yi belli Orada da içeride siyasi aktörler güvenilirliklerini, kredibilitelerini kaybettikleri noktada o kredibiliteyi dışarıdan bir daha güvenilir olan, dışarıda ismi iyi olan bir aktörü getirmek suretiyle aşma noktasına, aşma stratejisine girdiler. Öyle görünüyor ki aynı stratejiye doğru, benzer bir stratejiye doğru bu iktidarda yönleniyor. O zaman çok ciddi bir kriz vardı Türkiye'de. Gecelik faizleri falan hatırlayın nerelere gelmişti. %1600-1700 faizleri konuşuyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani siz bir şey sordunuz, 2001 gibi olur mu diye.
Hocam da 2001'den farklı olur, yaygın olur dedi. Bir de bir şey daha var. Yani onu milletin krizin içinde olduğunu, artık çaresi kalmadığını görmesi de öbüründen daha uzun bir zaman olur. Öbüründe sabit kur sistemi vardı. Onun yanında işte yani sigorta, kur ve faiz patlıyor demem. Burada yavaş yavaş giriyorsunuz o sıkıntıya. Faizler daha yavaş yükselecektir. Enflasyon daha böyle bir şey olarak kademe kademe yükselecektir. Hani kurbağanın kaynar su kaynamadan önce atarsınız, kaynamasını fark etmezmiş. Biraz o durumla karşı karşıya kalabiliriz. Anladım. Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın Bartu Sural, aynı soruyu soracağım. Bu AKP seçmeniyle ilgili bir araştırma var. Aslında ilginç bir araştırma. KONDA yapmış. Ben bunu seçim öncesi de dinlendirdim ama o zaman çok gündem yoğun olduğu için çok fazla üzerinde duramadık. 18 Mayıs tarihli bir araştırma. AKP seçmenlerin %36'sı internete hiç girmiyor. %8'lik AKP seçmeni internete girse de sosyal medya kullanıcısı olmadığını ifade ediyor. Yine AKP seçmeninin tercihini lider belirliyor. Partide herhangi bir isim yok. Toplamda %68 oranında AKP seçmeni oy tercihlerini lider ve parti kimliği nedeniyle yapmaktadır diyor. Medyaya baskı yapıldığını düşünmüyor. AKP seçmenlerin %44'ü medyaya baskı yapılmadığını, %36'sı duruma göre bazen yapıldığını, %20'si de yapıldığını söylemiş. Otoriterliğe inanmıyor. AKP seçmeni devlet istediği kişiye sebepsizce keyfi gerekçeyle tutukladığı için fikrimi kendime saklıyorum görüşündeymiş. İnternetten haber alamayanların çoğunluğu AKP seçmeni. İnternete girmeyenlerin ve internetten haber alamayanların toplam oranı %81 ile en çok AKP seçmeni. İnternete sansürden memnun. Devletin dönem dönem sosyal medya mecralarına erişimin kısıtlamasından en az rahatsız olan seçmen AKP'liler. Enteresan. Yani hem internet kullanmıyor hem de şeyden rahatsız oluyor. Yani zaten kullanmıyor. Enteresan bir soru. Yok, internete sansürden memnun. Memnun. Ha, AKP zaten seçmenlerin 5'te 1'i rahatsızım. 36'sı kullanmıyor, 64'ü kullanıyor. Yine AKP seçmenin %70'i hukukun ve yargının işleyişinden memnun. AKP seçmenlerin %70'i hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu belirtiyor ve hukukta ve yargıda bir taraflık söz konusu değil diyor. Şimdi aynı ülkede mi yaşıyoruz bilmiyorum ama bu seçmenlerle söylemek çok zor. Bakın burada Oxford Üniversitesi'nin Reuters'la birlikte bir araştırması var. Şöyle diyor, Türkiye'deki gazetecilerin tamamı insan hakları ihlalleriyle ilgili haber yaparken yargılanma endişesi yaşıyor demiş. Ve şöyle, Oxford Üniversitesi Reuters Institute for Study of Journalism tarafından yayınlanan araştırmada Türkiye'deki gazetecilerin tamamının insan hakları ihlali haberi yaparken yargılanma korkusu yaşadığını ve otosansürün zirveye yerleştiğini gösterdi. Araştırma OHAL ilanı ile birlikte insan hakkı ihlallerinde yaşanan artışa zıt biçimde basında ihlal haberlerini, haberlerin ihlalle ilgili haberlerin önemli oranda azaldığını ortaya koydu. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Ekonomik olarak bazı şeyleri kavrayamamış olabilir yani AKP seçmeni. Peki bundan da mı haberi yok? Bir de Sayın Öztürk çok güzel anlattı. Mesela yavaş yavaş bir kurbağanın soğuk suda ısıtıp sıcak suya alışması gibi bir kriz bu sefer çok sert adımlarla gelmiyor dedi, ırpalayacak şekilde. Ani duruş olmazsa sudden stop. Peki bir yerde olduğunda zaten iş işten geçmiş olacak. Size göre bu süreç nasıl? Bir de bu AKP seçmeni anlaşılan bu sahikle sandığa gidip oy vermiş. Böyle bakıyor yani, bakışı bu. Ve böyle bakan bir seçmen kitlesinin düşüncesini değiştirmesi çok zor. Yani var olan partinin dışında tercih kullanması çok zor. Çünkü cennette yaşıyor onun. Bu yani normal tabiriyle anlattığı gibi.
Ne diyorsunuz bunları? Yani şöyle düşünüyorum. Vatandaşlarımız için de bir kere zaten hepimiz aynı geminin içindeyiz. Yani AKP'ye gönül veren vatandaşların da inancı işte o lidere belki daha bağlı. Onun karizmasını beğeniyor. Biraz zannediyorum onu birkaç yerde de görmüştüm. Hani daha az eğitim verebildiğimiz, nüfusun daha az eğitim alma şansı olanlar AKP'yi tercih ediyor daha çok. Yani tabii Türkiye'de bir fırsat eşitsizliği vardır. Çünkü geri kalmış bir ülke olduğu için İstanbul'un Şişlisindeki eğitimle Yozgat'ın Yerköy'ündeki eğitim eşlenik değil. Mesela gelişmiş ülkelere baktığımızda ben yani oralarda oturduğum için gözlemleme fırsatım oldu. Kanada gibi bir ülkede örneğin bir köydeki eğitimle şehrin en lüks kesimindeki devlet okullarının eğitimi paralel oluyor. Eğitim kalitesi, şartları. Şimdi bizde tabii böyle bir fırsat eşitsizliği de var. Yani hakikaten bu aslında bizim çözmemiz gereken bir sorun ama bu zaten epeydir var. Şöyle ama yani Cumhuriyet'e baktığımızda Cumhuriyet öyle bir cumhuriyet kurmuşuz ki biz büyük bir fırsat eşitliği vermiş herkese. O cumhuriyetin yetiştirdiği dar gelirli ailelerin çocukları milletvekili olmuş, bakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş. Yani cumhuriyetin aslında çok büyük bir yaptığı bir şeydir bu. Yani cumhuriyet bütün vatandaşlarına eşit fırsat verdi. Şimdi bizde bu son dönemde gerçekten baktığımızda biraz daha bir kutuplaşmış bir seçmen var ve AKP'ye gönül veren, inanan, onunla daha iyi olduğunu hisseden vatandaşların bakıyorsunuz bu fırsat eşitsizliğinde alt tarafta bir miktar daha kalmışlar. Eğitim konusunda biraz daha geride kalmışlar ve tabii şu bir gerçek ki Türkiye'de 1950'den beridir din siyasete alet ediliyor. Yani ta Adnan Menderes'in seçime girdiğinde Kur'an-ı Kerim dağıttığını bile tarih kitaplarından okumak, öğrenmek mümkün. Yani burada din faktörü ve dini duyguların bir miktar sömürüldüğü bir atmosfer var. Ve tabii bu bağlamda mesela dikkat ediniz son 15 senede eğitim sistemi çok değişti ve gittikçe daha kötüye kalite olarak uluslararası imtihanlarda, PISA gibi imtihanlarda Türkiye'nin geriye doğru düştüğünü görüyoruz. Çünkü demin söyledim, araştırmalar gösteriyor ki AKP'ye oy veren seçmen daha eğitimde az fırsat sahibi olan, daha eğitimsiz. Onun için AKP'nin bir yerde işine geliyor bu. Eğitim düşünmeyen, sorgulamayan ve çok iyi parlak beyinlerin olmasındansa daha düşük bir eğitimle, daha az sorgulayan insanların olması ki yanılmıyorsam 2002'de 60 bin İmam Hatip öğrencisi varken bugün 1 milyon 600 bin var. Eğer rakam yanlış kalmamışsa aklımda çok büyük bir fark var. Bütün bunlar bence bu AKP seçmeninin bir bölümünün yani KONDA'nın da zaten yaptığı bir araştırma. Örneklemini de bilmiyorum ama mutlaka dikkatli yapmışlardır. Fakat bütün AKP seçmeni değil ama bir kesiminin bunlardan etkilendiği, bu duygularla, bu bağlılıkla hareket ettiği anlaşılıyor. Fakat yani şu da bir gerçek. AKP seçmeninde verdiği işte oy kaybı da var. %41'e indi. Bu %41 içinde böyle bağlılığa sahip, yani liderime tam bağlıyım,
ve bir takım başka sahiplerle takım tutar gibi adeta çok fazla sorgulamadan, düşünmeden veya şu andaki halimden memnunum diyen bir %20'dir, 25'tir diye tahmin ediyorum. Yani mevcut %41'in de içinde ben %15'lik bir sıkıntıyla karşılaştığında ve bir alternatif gördüğünde oraya yönelebilecek bir seçmen olduğunu da düşünüyorum şahsen. Verdiğiniz oran Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyun üzerinde bir oran. Yani demek ki AKP hiçbir şey yapmazsa bile bir çekirdek sizin anlatımınızda. Var tabii ki. Peki var. Bir de bize şu şeyi bir anlatın. Yani Türkiye bu ekonomik sıkıntıya, bu daha doğrusu yaşanan şu son çalkalanmaya nasıl süreçte geldi? Şimdi siz bugünkü tabloya bakıyorsunuz %17'ye yakın bir okuma yazma oranı yok. Yani okuma yazma bilmiyor. Nüfusun %17'si. Ve eğitim çok kötü. Yani Cumhuriyet bir yerde hata mı yaptı? Yani nasıl böyle bir siyasal İslamcı bir parti aniden bir dönüş yapıp Cumhuriyet'in getirdiği bütün bu yurttaşlara eşit yurttaşlık ilkesinden tutun, eşit eğitim tutun, bunları çiğneyip geçerken bu saydığınız o kemik kitle bir anda vazgeçip Abdülhamit dönemine özenir gibi Osmanlı dönemine yüzünü dönüp silip geçti Cumhuriyeti. Bir hata mı var? Ekonomide de aynı şeyi soracağım. Yani ekonomik olarak Türkiye'nin bugün AKP'nin bu kadar kolay yıkması, dağıtması nasıl mümkün oldu? Bunu bize bir özet versen. Ya şimdi tabii bu aslında benim çok ilgilendiğim alan bu. Ve gerçekten bence Türkiye'nin sorunlarının köklerinin yattığı şey de bu. Yani 1960'lardan beri ne yaptık? 1980'de Türkiye küreselleşmeye eklemlendi ama ne kadar hazırdı, ne kadar kuralları koyarak eklemlendi, hedefleri neydi? Şimdi bunlar aslında çok tartışılacak şeyler. Fakat şöyle bir baktığımızda biz 1960, 70, 80'de ithal ikame modeli uyguladık. Halk bunu anlamadı şimdi. Ne demek? Yani şunu söylemek istiyorum. Bütün gelişmiş ülkeler, İngilizlerin de sanayileşirken uyguladığı gibi pazarlarını koruma altına aldılar. Yurt dışından ithal malı sokmadılar. Yurt içinde üreten firmaların palazlanmasını, sermaye birikimini sağlamasını, mallarını satmasını, üretimde uzmanlaşmasını desteklediler. Kim yaptı? Son dönemde çok kullanılan Güney Kore. Güney Kore'de 1960'ta bizim askeri darbeden sonra 1961'de de onlarda darbe oldu ve her ikimizde de 5 yıllık kalkınma planlarıyla bir süreç başladı. Şimdi ayrılan yerleri söylemekte fayda var. Birincisi Güney Kore çok önemli bir toprak reformu yaptı. Asya'daki ülkelerin hepsi yaptı. Toprak reformunda FAO'nun desteklediği sonuçlar da bu. Siz köylüyü belli büyüklükte bir toprak sahibi yaparsanız köylü toprağın sahibi olduğu için verimlilik artıyor. Çünkü köylü ne kadar çok çalışır, oraya ne kadar çok teknoloji yatırımı getirirse o kadar karı bu işten aldığı para arttığı için bu çok doğal bir psikolojik sonuç. Kişisel çıkarı arttığı için toprak reformu Güney Kore ki Asya ülkelerinde şanssızdır. Yani iklimsel olarak ve toprak kalitesi açısından şanssız bir ülke olduğu halde bir tarımda toprak reformunu yaptılar, biz yapmadık. Tarımda tarım sanayinin lokomotifi haline geldi. Sanayide ne yaptılar? Bizim yaptığımızı yaptılar. İthal ikame dediğimiz sistemle sınırlarını koruma altına aldılar. Ancak biz ne yapmadık? Biz kendi sermayedarımızı, koç holdinglerimizi koruma altına aldık. Onları kamu iktisadi teşebbüslerinin zaman zaman zarar etme uğruna ham madde ve yarı mamulle desteklemesini sağladık. Yani Türkiye'nin kaynaklarını düşük girdi fiyatlarıyla aktardık. Düşük girdi fiyatlarıyla kendi milli sanayicimizi aktardık. Güney Kore'de yaptı. Güney Kore bir şey daha yaptı ama. Güney Kore o sanayicisinin uluslararası rekabete girebilecek düzeyde teknoloji sahibi olmasını ve verimliliğini arttırmasını devamlı kontrol etti. Biz edemedik.
Yani biz 1960-70-80'de Anadolu arabasına kaldık. Basit bir örnekle anlatmak istiyorum bunu. Yani halkımız anlayabilsin diye. Burada iktisatçılar biz birbirimize bir şey anlatıyor olmayalım. Halk anlasın. Şimdi böyle olunca bizler Türk halkı olarak birikimlerimizi sanayicimize aktardık ama devlet olarak bunu yaparken bir teknoloji gelişimine katkı koyamadık. Güney Kore koydu. Ve 1960'da bizim üçte birimiz $164 kişi başı milli gelire sahip olan, biz o zaman 506'ydık 1960'da kişi başı milli gelirimiz, bizim üçte birimiz olan Güney Kore 1980'de bizi yakaladı ve geçti. $1700 kişi başı milli gelire geldi. Nasıl geldi? İşte bu söylediğim içimde. Sanayisini kontrol etti. Sanayisinin teknoloji yatırımı yapmasını, verimliliği arttırmasını ve uluslararası rekabete girmesine müsaade etti. Şimdi 1980'de Turgut Özal yeni bir ekonomi modeli dedi. Mesela hiç sevmediğim bir tartışma benim, özelleştirme. Kamu mu, yani özelleştirme mi? Ekonomide böyle bir tartışma yok. Ekonomi pragmatik bakmak durumunda olduğum bir iş. Yani özelleştirilmesi lazım geldiğinde devletin özele bir işletmeyi devretmesi lazım geldiğinde devreder. Devlet özelin yatırım yapmadığı bir noktada, örneğin doğuda, güneydoğuda yatırım yapabilir. Yani ikisi de çok anlamsız ve ideolojik bir saplantılı tartışma. Türkiye'yi bunlar yordu çok. Yani bir dönem bunlar ne kadar çok, mesela Turgut Özal diyordu ki zarar eden kitler var, ki doğru, özelleştireceğiz. Bakıyorsunuz özelleştirilenlerin hepsi kâr edilenler. Zarar ediyor, doğru. Peki niçin ediyor? Buna bakmadık hiç. Çünkü 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde bu kitler, kamu iktisadi işletmeleri, kamuya ait olan fabrikalar o dönemin politikacıları tarafından iş bulma merkezleri olarak kullanıldı. 50 kişiyle işletilecek fabrikaya 350 tane personel alındı. Bir. İkincisi, yine incelediğinizde ki bununla ilgili pek çok araştırma var. Bunların, fabrikaların yenileme çalışmaları yapılmadı hiç. Öyle olunca bu kitler zarar eder duruma düştüler. Geçiyorum hızlı hızlı çünkü bu, vaktimiz yok. Ama aslında bu bence başlı başına program. Türkiye'nin ekonomi tarihi ve nerelerde yanlış yaptığını bilirsek, bundan sonrası için hangi modeli yapmamız lazımı biliriz, tartışabiliriz. 80'de Turgut Özal şunu yaptı. Bu iş böyle gitmiyor. Sıkıştı piyasa çünkü iyice. Ben dedi, ticarette korumaları, gümrükleri, kotaları, gümrük vergilerini indiriyorum ve artık Türkiye'yi uluslararası rekabete açıyorum. Güzel mi? Güzel. Ama senin sanayicin bu rekabete hazır değil. Demin söyledim ya, 60-70 sürecinde 20 senede biz bu sanayiyi 50'lerden de başlatabiliriz hatta. Bu süreçte bu sanayimizi biz uluslararası rekabete hazır hale getiremedik. Getiremeyince 1980'de rekabete açtığımızda bizim sanayici rekabet edemez hale düştü. İkincisi, 89'da 32 sayılı Türk Lirası'nı koruma kanununu değiştirerek biz finansal uluslararası sermayeye eklemlendik. Fena fikir değil, ancak Güney Kore de eklemlendi. Ne yaptı? Ben dedi, uluslararası sermayeyi ülkeme uzun vadeli yatırımlar için davet ediyorum. Yani fabrikalar için davet ediyorum. Planlarım, projelerim bunlar. Bu projelere finansman istiyorum. Biz ne yaptık? Biz tüketime ve ithalatı finanse eden ve kısa vadeli parasal oyunlardan para kazanan, sıcak para diye adlandırılan uluslararası sermayeyi davet ettik. 90'larda ne yaptık? 90'larda dikkat edin, 91 ile 2001 arası Türkiye'de pıtırcık gibi bankalar açıldı. Bankalara lisanslar verdik çünkü kamu ihtiyacı olan borçlanmayı bankalar üzerinden karşılarken aynı zamanda bir bankacılık denetleme kurumumuz yoktu. Yani bankalar denetlenmiyordu. Öyle olunca o kadar enteresan bir durum ki. Yani kamu kendi
denetlediği banka bazı rasyoları geçmemesi, yani bazı borçları vermemesi gereken diyelim bankalardan kendi borç alıyor. Sonra ne oldu? 99-2001'de o 90'da açılan bankaların tamamı battı. Ve biz 2001 bankacılık kriziyle karşı karşıya kaldık. Bakın ne enteresan. Türkiye'nin aslında ne kadar çok kaynağı, ne kadar çok imkanı var ama biz ne tarımda, ne sanayide, ne de uluslararası finansmanı yönlendiremedik. Çünkü biz aslında plan ve strateji değil de günübirlik, yani daha çok Filipinler, Malezya gibi yaşayan ülke olduk. Buna karşılık Asya örneğine baktığımızda Güney Kore ile Tayvan bunu başardı. Tarımında tarımını bizim Ziraat Bankamız benzeri bankayla kredilendirdi, kooperatifleriyle onun satışını sağladı. Üste ise kamu, bizdeki Tekel gibi, Çaykur gibi kamu kurumlarıyla o fiyatları, piyasa fiyatlarını kontrol etti. Böylece çiftçi üreten ve ürettiğinden kazanan bir noktada kaldı. Bizde bunlar olmadı. Yani bizde oldu, hep yarım yarım. 2001'den sonra ise 2001 krizi oldu. Ardından bir toparlanma süreci başlarken bir anda bir erken seçim kararı geldi ve yeni olanı halk istedi. Bir yeni istiyordu zaten. O zaman da yeni AKP vardı. Halk gitti oyunu %34 oranında AKP'ye verdi. Seçim sisteminin sonucu olarak da AKP %65 bir oya sahip oldu. Ve basitçe geçtim. 2002'den sonra ise Türkiye gerçek anlamıyla bir borçlanma, gerçek anlamıyla bir dış ticaret açığı ve ithalatla karşı karşıya kaldı. Türkiye ara malı ve ham madde üretiminden tamamen koptu. Halbuki bugün mesela derseniz ki ne yapılması lazım? Mesela 1960'larda yaptığımız en önemli yanlışlar, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi. TÜPRAŞ gibi, bakın, küresel rekabet bir okyanustur. Okyanusta kobilerle, takalarla geçmek zor. Eğer okyanusta rekabete hazır olmak istiyorsanız büyük işletmelere ihtiyacınız var. Yani transatlantiklere. Transatlantikler dediğimiz şey TÜPRAŞ. Mesela bizim TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi değil, TÜPRAŞ'a özel sektöründe sermayesini ekleyerek iki TÜPRAŞ yapmamız lazımdı. İkincisi çok önemli, bugün Türkiye'nin en önemli yapması gereken şey petrokimya sanayi. Bakın son 14 yılda verdiğimiz 980 milyar dolar dış ticaret açığının 280 milyar doları petrokimyadan, kimyasal ürünlerden kaynaklanıyor. Bize Petkim, bize 5 tane Petkim büyüklüğünde 2 tane kuruluş lazım. Bir Petkim çarpı 5 bir tanesi, ikinci Petkim, yani transatlantik lazım. Yani bizim bazı sektörlerde, bir iki tane kritik sektörde uluslararası rekabete girebilecek güçte, kamuyla özel sektörün gücünü birleştirdiği büyük işletmelere ihtiyacımız var. Peki, çok teşekkür ederim. Evet. Sayın Öztürk, son kısmına geliriz program. Şunu merak ediyorum ya. Biraz ben bu süreçlerin içinde olduğum için bir iki ilave yapabilirim. Buyurun, tabii ki. Yani şimdi bütün bu doğru İtalya ikameci modelden uluslararası rekabete açma meselesi. Ama benim anladığım orada bir uygun, düzgün zamanlama problemlerimiz oldu. Mesela rekabete açtığımızda aslında Türk sanayi rekabet edebilirdi. Bir problem yoktu ama onunla hemen arkasından siz getirip sermaye hesabını tamamen serbest bıraktığınızda ve bununla ilgili bir takım politikaları uygulamadığınız andan itibaren Türk lirası hızla değer kazandı. İşte zaten sanayinin orada rekabet edememesinin arkasındaki temel nedenlerden bir tanesi bu Türk lirasının aşırı sermaye girişi nedeniyle aşırı değerlenmesi sonucunda ortaya çıkan
tablodan etkilendi. 2001'e geldiğimizde yani 2001 tabii bir seçim istendi ama ekonomi toparlanıyordu. Dünyada da güven uyandırmış bir program vardı. 2002 yılına geçtik. 2002 yılının sonuna geldiğimizde bir başka bir şey daha oldu. Yani onu zaten şeye baktığınız zaman, küresel sermaye hareketlerine baktığınız zaman görüyorsunuz, birdenbire bizim gibi ekonomilere giden para patladı. Bir, kucağınızda güven uyandıran bir program. İki, müthiş bir dolar akışı. 2007'ye kadar 5 aşağı 5 yukarı çok böyle bir şey olmadı. Yani fazla bir sapma olmadı. O program uygulandı, götürüldü bir yere kadar. Kemal Derviş'in programından bahsediyorsunuz. Yani bu güçlü ekonomiye geçiş programı, yani doğrudur. Koordinasyonda Kemal Bey vardı ama ben hep o programın Türk bürokrasisinin yapmış olduğu bir program olduğunu söylerim. Yani bunun IMF müzakerelerini falan da yürütmüş bir kişi olarak ben biliyorum. Yani Kemal Bey'in de nelere hayır dediğini biliyorum. Türk bürokrasisinin de nelere hayır dediğini biliyorum. Dolayısıyla nelere evet dediğini de biliyorum. O dönem yani gerçekten Türk bürokrasisi Kemal Bey'le de uyumlu çalışarak, işte ben de hazine müsteşarı olarak, o dönemi iyi götürdü. Güzel bir programdı da. Biraz daha dayanılsaydı belki siyaseten de çok farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Ama gitmedi, sürmedi. İşte bu erken seçim meseleleri oldu. Ondan sonra 2007 dünyanın gelişmiş ekonomilerin krize girmeye başladığı yıl. Orada bir şeyler değişti. Yani ondan sonra içeride sıkıntılar başladı. 2013'e geldik. Bazı şeyleri, yani şehir efsanelerini de artık yavaş yavaş iyi anlatabilmek lazım. Mesela 2013 derler ki Gezi Parkı nedeniyle oldu. İşte ondan sonra bu hiç ilgisi yok. Yani 2013 Gezi Parkı'ndan önce Bernanke'nin açıklaması var. Evet. Artık size parayı böyle basmayacağız. Tabii. Ondan sonra bozuldu. Türk ekonomisi baktılar. Ya bunlar bu ekonomiyi borca batırmışlar, kırılgan hale getirmişler, hiçbir tedbir almamışlar. Parayı da betona yatırmışlar. Bunu görünce adam size hemen dünyanın en kırılgan 5 ekonomisinden biri olarak ilan etti. Zaten dönüp bakıyorsunuz 2013, 2009, 2013 arası. 2009 en kritik tarihtir biliyor musunuz? 2009 Haziran ayında bu hükümet kalktı dedi ki, ben içeride dedi döviz geliri elde etmeyen firmalara da döviz cinsinden borçlanma imkanı getiriyorum dedi. Zaten işin bittiği nokta o noktadır. Bugün 222 milyar dolarlık şirketler de kesiminde net açık pozisyon varsa ve her 10 kuruşluk devalüasyon şirketlerde 22 milyar Türk liralık kur farkı zararına neden oluyorsa ve sene başından bugüne kadar ne kadar? 380, şu anda 460'tayız, 80 kuruş. %20 kadar. 180 milyar Türk lirası potansiyel kur farkı zararı şirketlerin bilançosunda yatıyor hale geldiği zaman adam da sizi zaten sürekli en kırılgan ekonomilerin arasında tutuyor. Bunun başka çaresi yok. Onun için benim gördüğüm tablo şu. Yani buradan çıkarabilecek şeyi var mı? Yok, işte de belli ki dışarıdan bir kurtarıcı arama noktasına bu iktidar gelmiş. Birilerini getirelim de bu işten çıkalım diyorlar. Bu iş böyle başlar. Arkasından bir şey gelir. IMF furyası başlar. Ondan sonra da işler iyice sıkışır. Çünkü bu iktidarın çok ciddi bir sorunu daha var. Evet. Yani ekonomi yönetiminde liyakat işini bitirdi, tamamen sadakatle gidiyor. Dolayısıyla ekonomi yönetimindeki kadroların çok ciddi sorunları var. Yani bir Merkez Bankası Başkanı'na bakıyorsunuz, ilginç açıklamalar yapabiliyor. Borsa Başkanı, yani neden Türk ekonomisinde dövizi bozdurmak gerekir diye bir açıklama yapıyor. İstanbul Borsası'nın başı. Yani baktığınız zaman ne ihracatı düzgün okuyabilmiş, ne ithalatı düzgün okuyabilmiş,
tamamen manipüle ederek bir takım mesajlar veriyor. Ödemeler dengesi düzeliyor diyor. Ödemeler dengesi neresi düzeliyor? Allah aşkına o günden bugüne bakın. Almış gitmiş açık başı. Zaten Türkiye'nin problemi bu. Ama adam diyor ki ödemeler dengesi düzeliyor. Dövizleri onun için bozdurdum İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın dövizlerini. Yani işte bu, yani bu iş bittiği zaman, iş liyakat bitip sadakat başladığı zaman ondan sonra ekonomi yönetimine de güven olmuyor zaten. Şu anda yaşanan da o. Güven de yok. O nedenle yani benim gördüğüm bu tablo ülkemizi çok sıkıştırır. Bundan bir an önce kurtulabilmek için de çok ciddi şekilde bir iktidarın başını iki elinin arasına alıp şunu yapması lazım. Sadece ekonomide değil, her alanda bütüncül doğruları yapmak zorunda. Tamamen stratejisini değiştirmek zorunda. Bunu yapabilir mi? Bence hayır. Bunu sağlayacak kadroları liyakate göre, sadakate göre değil, liyakate göre görev başına getirmesi lazım. Bunu yapabilir mi? Ben buna da hayır diyeceğim. Yani öyle bir şey yok. Kendisine sadık insanları arıyor bu iktidar çalıştırmak için sürekli. O nedenle Türkiye'nin işi zor ama dediğim gibi çaresizlik de yok. Biraz önce güzel söylediniz. Yani bir güven şeyiyle gelirsiniz bir yere kadar. Ondan sonra bir anda bir durur. Ve maalesef bu iktidarın da bu güveni sürdürmesinin nedeni küresel konjonktüre de yakın bağlıdır. Yani kucağına al güzel güven uyandırmış bir programı. Onun üstüne paralar Türkiye'ye aksın. Bunu kullan. Adam şimdi dönüp bakıyor diyor ki ya 2000 diyor bir de 2000'de diyor biz diyor bir kriz yaşadık. Bunlar Allah'a şükür bize kriz yaşatmadı diyor. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum. Bunların yaptığı hatalara bakıyorum. O dönemde yapılan hatalara bakıyorum. Bunlar bin misli hata yapıyor. Ama o dönem para olmadığı için, evet, dışarıda dolar olmadığı için hatalar sürekli göze batıyordu. Yatırımcının da iştahı olmadığı için. Şimdi yeni yeni o döneme doğru giriyoruz ama belki de dünyanın, yani şimdi siz kalkınma iktisatçısı olarak baktığınız zaman şunu görüyorsunuz herhalde. Şu dönem, yani 2002-2000 ne diyelim, 18 değil, 2016. Bence gelişmekte olan ekonomiler açısından en uzun süren küresel sermayenin bol olduğu bir dönem. Olağanüstü elverişli bir konjonktür. Ve işte fırsat. Oraya geleceğim. Nasıl bir fırsat kaçırdık tabii, biliyor musunuz? Büyük fırsat. Bu fırsatı değerlendiren ekonomiler tabii, şimdi lig atlayacaklar. Şimdi lig atlayacaklar. Dünyada lig atlayacaklar. Gelişmiş ekonomilerin arasına girecekler. Bizim gibi bu fırsatı değerlendirmeyip işte Kanal İstanbul falan gibi bir takım hayali proje peşinde koşanlar da bu işin bedelini ciddi şekilde ödeyecekler. Ciddi şekilde ödeyecekler. Maalesef. Maalesef. Yani millet ödeyecek tabii yani. Yani ekonomi ödeyecek dediğiniz zaman milletimiz ödeyecek tabii ki. Onun için yani keşke bu noktaya gelmeden bu konuları daha rahat anlatabileceğimiz bir ortam olabilseydi ama maalesef bu ortamı da uzunca bir süre bulamadık. Özellikle de 2014'ten sonra bu tek adamlık sevdasının başlamasıyla birlikte Türkiye'deki bu demokratik ortamın hızla bozulması çok ciddi Türkiye'de bir demokrasi açığını ortaya çıkardı. Ve o demokrasi açığı çerçevesinde de bir ciddi rekabet edebilme imkanını siyasi partiler kendi aralarında bulamadılar. Hep iktidar partisi ciddi bir baskınlık içinde bu işleri götürdü. Ama dediğim gibi yani iş krize girdikten sonra o baskınlığında hiçbir faydası kalmaz. Bir anlamı yok. Şey değişir. Yani millet o zaman değişimi ister. O zaman millet değişim istiyordu. Kilit lafınız bu. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Yani 2002 sonundan itibaren millet değişim istiyordu. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bugün önemli şeyler anlattınız gerçekten.
hem seçim öncesini aydınlattınız, hem seçim sonrası başımıza gelebilecekleri bize kısaca özetlediniz. Sayın Bartuşan, size de çok teşekkür ediyorum. Ben size ediyorum. Teşekkür ederim. Siz de ekonomiyi özetlediniz. Bu akşamlık bizden bu kadar. Türkiye'nin en sonuna geldik. Birazdan gece haberlerinde Mehtap Özkan'ın haberleri sizlerle birlikte olacak. İyi bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar. Esen kalın. Hoşça kalın.